Bir de su dengesi var. Ben ondan bahsedeyim biraz. Biz çünkü mesela susuyoruz veyahut da işte suya doyabiliyoruz. Yani bunu nasıl oluyor vücutta? Bunda ilgili çalışan hormonlar var tabii. Biraz ondan bahsedelim inşallah. Evet, hormonların düzenlediği su dengesi. Vücudumuzdaki su miktarında gün içinde gerçekleşen en ufak değişiklikleri dahi algılayan sistemler var. Bunların başında beynimizin bir bezelye tanesi büyüklüğünde olan hipotalamus denen bölümü de geliyor. İnşallah. Hipotalamus kanda su oranı azaldığında bunu hemen algılıyor ve buna yönelik bir önlem olarak beynin hemen altında yer alan 1 santim büyüklüğündeki hipofiz bezi ADH isimli bir hormon salgılıyor. Bakın algılıyor hipotalamus ve buna göre bir hormon salgılattırıyor. Bu hormon kan dolaşımı yolu ile uzun bir yolculuğa çıkıyor ve böbreklere kadar ulaşıyor. Böbreklerde tıpkı bir kilidin bir anahtara uygunluğu gibi tam bu hormona uygun olarak yaratılmış özel alıcılar bulunuyor. Hormon geldiği zaman bu böbreklerdeki özel alıcılara bağlanıyor ve vücudun su dengesiyle ilgili haber veriyor ona. Bilgi aktarımı yapıyor. Hormonlar bu alıcılara ulaştıkları anda böbreklere hemen su tasarrufu düzenine geçilmesini ve su atılımını düzenleyen işte bilgilerle ilgili işte durdurulmasını emrediyor. Eğer hipofiz bezi ve salgıladığı hormonun getirdiği su tüketimini azaltın emrini anlayıp uygulayan böbrek hücreleri olmasaydı susuzluktan ölmemek için günde 15-20 litre su içmek zorunda kalırdık. Yani normalde sürekli bunun işlemin gerçekleşmesi gerekiyor. Veyahut da Tabii. hiç algılamazdık. Hiç içmezdik. Dengesini bilemezdik. Ya fazla kaçırırdık ya az içerdik. Vücuda zarar verirdik. Bunu hiçbir zaman bilemezdik ama o vesileyle böbrekler bunu her zaman kontrol ediyor. Bu suyu sürekli olarak dışarı atmamız gerekeceğinden de uyumamız da zaten imkansız hale geliyor. Tabii ne var ki böyle bir sistemin eksiksiz olması da hayatta kalmamız için yeterli değil. Bizim su içmemiz, dahası ne kadar su içmemiz gerektiğini bilmemiz de gerekiyor aynı zamanda. Allah bunun için insanı susama hissi ile birlikte yaratmıştır inşallah. Nas suresi 10. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız buyuruyor Allah. Şimdi İnşallah. bakın burada biz çok detaylı bir sistem görüyoruz. Yani bir insanın su içmesi veyahut da yemek yemesiyle ilgili sistem. Yani bu yavaş gelişmelerle olacak bir şey değil. Yani bu insanın var olduğu anda ne kadar acıkacağı, ne kadar susayacağı ile ilgili sürekli bilgi götüren beyne ve insana buna göre hissiyat veren bir sistem olması gerekiyor. Yani yoksa insanın yaşaması mümkün değil. Yoksa ne zaman acıktı, vücudun neye ihtiyacı var, yemeği ne zaman hiç anlayamaz ki bir insan. Evet. Ya biz mesela şu an 3 öğün yememiz gerektiğini algılarım sayesinde biliyoruz. Mesela bir insan var, duruyor öyle. Acıkma hissi yok mesela. Acıkma hissi diye bir şey yok. Canı hiçbir şey istemiyor. Sıfır hissiyat. Bu konuda çünkü beyinde ve vücutta ilgili sistem olmazsa Tabii. bu zaten böyle olur yani. Öyle bir şey hissetmez. Adam gitgide ne olacak? Ölür. Hayatını kaybeder. Ve hayatını niye kaybettiğini de bilmez. Hiçbir zaman anlayamaz böyle bir şeyin neden olduğunu. Çünkü öyle bir sistemi yok. Acıkma sistemi yok. Veyahut da susama sistemi yok. Dolayısıyla Allah'ın biz bir anda tüm sistemlerimizle beraber bizi yarattığını görüyoruz. Ve Biriz kusursuz bir şekilde.